Bölgemizdeki çiftçilerimizin mısır ve şeker pancarından sonra en fazla gözde ürünü çerezlik ayçiçeği olmuştur. Bunun en önemli nedeni çerezlik ayçiçeği fiyatlarının oldukça yüksek seyretmesi ve birim alandan elde edilen verimin de yağlı ayçiçeği ile aşağı yukarı benzer rakamları elde edilmesi. Bölgemizde ayçiçeği tarımı sulu koşullarda yapılıyor ve verimlerde 400 kilo ile 550 kilo arasında değişiyor. Aynı verimleri çerezlik ayçiçeğinde de çiftçilerimiz almaya başladı. Bunun en önemli nedeni özellikle çerezlik ayçiçeği üretiminde hibrit tohumların kullanımının çok yaygınlaşmış olması. Tabii çerezlik ayçiçeğinde tüketim sınırlı olduğu için son yıllarda özellikle bu yıl çiftçiler fiyat yönünden aslında tam istedikleri rakamı bulamasalar da yağlığa göre yine oldukça karlı hale geldi. Yani yağlık fiyatının neredeyse iki katı en düşük fiyat 25 lirayla 50 lira arasında bu yıl fiyatlar değişti. Tabii burada fiyatı belirleyen en önemli kriter çerezlik ayçiçeğinde danenin iriliği, hektolitre ağırlığı ve içinin dolgunluğu. Bu kriterleri sağlayan ürünler çok yüksek fiyattan özellikle 50-60 liraya kadar alıcı buldu. Ama düşük kriterde olan özellikle yüksek sıcaklıktan dolayı bu yıl biraz hektolitreler düşük çıktı. Ondan dolayı 25 lira 30 lira bandında da çok ürün satıldı. Baktığımız zaman yağlık ayçiçeğine göre de yine fiyatlar neredeyse iki katı olunca çiftçi tercihini çerezlik ayçiçeğine yöneltti. Konya'da yaklaşık 750 bin dekar civarında bir yağlık ayçiçeği ekim alanı gözüküyor. Bunun da 200-250 bin dekarının çerezlik ayçiçeği olduğunu geçen yıl için. Önümüzdeki 2024 bahar aylarında ise bu tercihin biraz daha artacağını öngörüyoruz. Bölgemizde kış yağışları özellikle kar yağışı olmadı. Ayçiçeğinin su tüketiminin diğer ürünlere göre daha nispeten düşük olması nedenleriyle çerezlik ayçiçeğinin 2024 bahar aylarında da ekim alanının 300 bin dekarlara kadar çıkabileceğini öngörüyoruz.